anten var. 145 metre. Toplam 365 metre 50 santim. Ancak deniz seviyesinden ölçtüğümüz zaman 583,5 metrelik bir yükseklikten bahsediyoruz. Bu haliyle herhalde deniz seviyesinden İstanbul'un en yüksek yapısı oluyor. Kule kesiti eliptik bir kesit, tam dairesel değil. 13 metreye 16 metre yukarıya doğru biraz daha daralarak devam ediyor. Bugün itibariyle 220,5 metrelik beton kulenin 153 metresini tamamlamış vaziyetteyiz. Geriye 67,5 metre var. Onu da önümüzdeki hava şartları bir sıkıntı olmazsa bir ay gibi bir sürede tamamlanmış olacak. En geç 33 ve 34. katlarda seyir terası var. Yani İstanbullular veya İstanbul'a dışarıdan gelen ziyaretçiler bu seyir teraslarında İstanbul'un her tarafını izleme, seyretme güzelliklerini görme imkanı bulacaklar. 39 ve 40. katlarda da restoran, yiyecek içecek kısımları var. Yaklaşık bu kule yıllık 4,5 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapacak. Böyle bir planlama var. Kule bittiği zaman arkadaşlar gerek Küçük Çamlıca'da gerek Büyük Çamlıca'da gördüğünüz bu salkım saçak çelik antenler ortadan kalkacak ve büyük bir kısmı bu kulenin çelik kısmında yerleşecek. Geri kalanlar da yine Büyük Çamlıca'da bulunan TRT'ye ait bir kule var. O kuleye yerleştirilmiş olacak. Ağırlıklı olarak TRT'nin kendi vericileri olmak üzere. Evet. Önümüzdeki yılın ortaları, bu yılın ortaları da açmayı hedefliyoruz. Bunun için arkadaşlarımız zamanla yarışıyor, gece gündüz çalışıyorlar. Amaç İstanbul'un hem sağlığa zarar veren bu Küçük Çamlıca'daki, Büyük Çamlıca'daki o görüntü kirliliği yapan, sağlığa zarar veren o çelik antenleri, her bir verici ayrı anten dikiyor. Her bir televizyoncu, radyocu. Dolayısıyla bu çirkinliği ortadan kaldıracağız. Bir de emisyondan dolayı radyasyon etkisini ortadan kaldıracak. Sağlığa zararlı bu yapıyı da tamamen kule üzerine daha yüksek bir noktada yerleştirmiş olacağız. Biliyorsunuz bu frekanslar yatay yayılır. Dolayısıyla tabana yakın olduğu yerlerde eğer yerleşim varsa daha fazla zarar verir. O yüzden ne kadar yukarı çıkarabilirseniz o kadar sağlıklı bir yayın elde ediyorsunuz. O bakımdan İstanbul'un, dünya şehri İstanbul'un biraz geç kalmış bir projesi. Ama nihayet o da gerçeğe dönüşüyor. Tabii çok yüksek bir yapı. Dolayısıyla rüzgar yüklerine karşı, dış yüklere karşı hesabının kitabının iyi yapılması lazım. İki tane asansörü var. Panoramik asansör, bir de servis asansörü var. Ayrıca olağanüstü veya acil durumlarda da merdivenler, yangın merdivenleri mevcut. Gerekli emniyet tedbirleri gözetiliyor. İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun. Ulaştırma Bakanımıza, ekibine, yüklenici firmaya teşekkür ediyoruz. Efendim, ne zamana tamamlanması bekleniyor? Ramazan'a yetişecek mi mesela? Evet, Ramazan'ın sonuna doğru açmayı hedefliyoruz. Yani Ramazan bayramından önce inşallah
açmak için arkadaşlar gece gündüz çalışıyorlar. Çok kolay olmayacak. İnşallah bir aksilik yaşamayız. Her şey yolunda gider. Ve bayramla beraber burayı da İstanbulluların hizmetine vermiş oluruz. Buyurun sorun. Efendim referandum çalışmaları aşamada nasıl gidiyor? Şimdi bu işi biraz gölgede bırakmayalım. Bu işle ilgili bir soru olursa? Bununla ilgili sorabilirsiniz ama ona ayrı bir açıklama yapalım. Uygun görürseniz. Yani burada belki siz sormadınız, ben söyleyeyim. Bazı yayıncılar, analog yayıncılar bize yer kalmıyor falan diye endişe ediyorlarmış. Bu konuda endişeye mahal yok. Yani burada yaklaşık olarak 125 vericiye hizmet verecek. Yani yayın yapan radyo ve televizyona. TRT'nin kendi şeyi de var. Kulesi var. Orada da vericiler olacak. Ama yine de yetmezse İstanbul'un değişik yerlerinde, adalarda 12 tane daha emisyon noktası var. Bu emisyon noktalarına da vericileri yerleştirerek yayın yapabilecekler. Dolayısıyla hiç kimse açıkta kalmayacak. Zaten sayısal yayına geçince biliyorsunuz bir analog 6 ila 8 sayısal yayına bant aralığı olarak tekabül ediyor. O yüzden de istediğiniz kadar, istemediğiniz kadar verici buradan hizmet alabilecek. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun İstanbullulara. Güzel bir armağan inşallah efendim, vermiş olacağız. Herhangi bir yükseklik korkunuz var mı peki? Yani gittiğinde yukarıya çıkabilecek misiniz? Yani varsın. Gel beraber çıkalım. Korkun var mı yukarı? Ben korkuyorum. Öyle mi? O zaman sen buradan izle, bize el sallarız. Yavuz Sultan Selim de az yere çıkmadınız. Yavuz Sultan Selim 322 metre. Bu ondan biraz daha az. Hadi. Teşekkürler.